Fuat Uğur, hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan, sonradan. 1994 yılında İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden itibaren cezaevi dönemi hariç tam 26 yıl bu ülkeye hizmet etti. Yönetimine ilişkin olarak eleştirileriniz vardır ya da yoktur. Bu ayrı bir sayfa. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süre içinde milletinden hiç yardım talebinde bulunmadı. 26 yıldır ilk kez küresel bir salgın felaketinin tüm dünyayı esir alıp koskoca Avrupa ve ABD'yi dize getirdiği şu süreçte milletine seslendi ve toplanan miktar ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere bir milli dayanışma kampanyası başlattı. Kampanyaya karşı muhalif partilerin sözcüleri ve medya organları yoğun bir saldırı başlattı. Argümanları şuydu. Şimdiye dek ekonomik olarak yanlış adımlar attın ve paraları çarçur ettin.'' Şimdi milletten para istemeye hakkın yok. Cumhurbaşkanı ne yapmak istedi? Nasıl çarpıtıldı? Erdoğan bunun üzerine içinden geçtiğimiz zor günleri hatırlatarak Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal'in ordunun ihtiyacını karşılamak amacıyla kanunla kendisine verilen yasama yetkisini kullanarak çıkardığı tekalifi milliye yani milli yükümlülükler ya da ulusal vergiler emirlerini örnek gösterdi. Eleştiriler devam edince de yaptığı televizyon konuşmasında tekalifi milliyenin 10 maddesini tek tek okudu. Ekonominin kalbini ve finansal sistemi hedef alan provokasyon. Ancak bu maddeleri gönüllülük esasına dayalı milli dayanışma kampanyasıyla özdeşleştiren otomatik portakal tutup sosyal medya hesabından aynen şöyle yazdı. Tekalifi milliye hatırlatılıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de. Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef. Doğrudan ekonominin kalbini finansal sistemi hedef alan mevduat hesapları üzerinde çok hassas olan insanları can evinden vuracak tehlikeli bir kışkırtıcılığa sahipti bu sözler. Sanki amaç mevduat sahiplerinin bankaların önüne yığılmasını ve sistemin tamamen kilitlenmesini istemekten farksızdı. Bankalarda ufak tefek Türk lirası ve döviz mevduatları olan akrabalarım ve dostlarım bile beni arayıp paramıza el mi konulacak neler oluyor diye endişeyle sorduklarına göre büyük mevduat sahiplerinin neler düşündüğünü varın siz hesaplayın. Tekalifi Milliye ile Milli Dayanışma Kampanyası'nı özdeşleştirme hainliği. Yukarıda da yazdım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine milli dayanışma kampanyasını açmaya hakkı olmadığını söyleyip her türlü bel altı vuruşu yapan muhaliflere ve medyasına Kurtuluş Savaşı'ndan daha korkunç küresel bir felaketin içinden geçtiğimizi hatırlatarak Mustafa Kemal'in aldığı tedbirleri misal vermişti yalnızca. Milli dayanışma kampanyası ile özdeşleştirilmesi söz konusu bile değildi. Kaldı ki psikopatolojik vakalar bile görecektir ki tekalifi milliye gibi hayli ağır koşullar içeren emirler paketinde halkın parasından söz eden tek bir madde yok. Çuvaldası batırdık, iğneyi kime batıracağız? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve danışmanlarına sormak istiyorum. Söylediğiniz ve söyleyeceğiniz her lafı eğip bükerek çarpıtmaya meyilli bir muhalefet ve medyası sizin için bir sır mıydı? Allah aşkına muhalefetin bu açıklamaları nasıl manipüle edeceğini tahmin etmek çok mu zordu? Kurtuluş Savaşı sırasında çıkarılan bir yasanın yalnızca bir örnek olarak gösterildiği ve oradaki hiçbir maddenin günümüz koşullarında geçerli olmadığını belirtmek mümkün değil miydi? Yapılan belli. Bu dayanışma kampanyasıyla toplanan paralar tekrar milletimize gidecek, ihtiyaç sahiplerine. Kampanya milli beraberlik ruhunu güçlendirecek. Bu anlamda SMS yoluyla verilen 10 lirada değerli 10 milyon liralık bağışta. Kimse zorlanmıyor. Gurur duymamız gerekenler daha çok. Söylenecek o kadar çok şey var ki oysa. Bakın, IMF'ye muhtaç olmayan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Dünyada hastane yatak sayısı bakımından 250 bin civarındaki yatakla en iyi durumda olan 7. ülkeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 günde yapılacak olan 2 bin odalı 2 hastanenin emrini verir vermez, önceki gün temelleri atıldı Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda. 83 milyon halka ücretsiz maske dağıtan bir devletimiz var. Maaşlar 65 yaş üstü vatandaşların evlerine servis ediliyor. Güvenlik görevlileri ve sağlık çalışanları kahramanlık hikayeleri yazıyorlar. 2 milyon aileye biner lira yardım yapıldı. Yakında günlük ücretiyle geçinen ve bu ücretten mahrum olan 2.3 milyon kişiye aynı yardım yapılmak üzere adım atıldı. Şu anda 12 milyon emekliye biner liralık ikramiye ödemeleri ödenmeye başlandı. Bir ay içinde hizmete girecek şehir hastaneleri dışında 25.466 yataklık yoğun bakım yatak kapasitesine sahip bir ülke olarak dünyanın ilk beşi arasındayız. Bunları yapan devlete milli dayanışma kampanyası yapıyor diye saldırılması tam anlamıyla ahlaksızlıktır. Sebebi isyanımız başka. Ama öte yandan böylesi kampanyaların nasıl yapılacağının bilinememesi de ayrı bir handikap olarak ortada duruyor. İğneyi batırıyorum çünkü öyle hassasız ki kötülükleri kaldıramıyoruz. Sebebi isyanımız bu. Karşımızda bir iblisler güruhu hep var ve olacak. Böylesi iletişim facialarına normal zamanlardan alışkın olsak da artık tahammül eşiğimizi aşıyor. İşittiğime göre farkına varılmış bu hatanın ama yine de Ahmet Kaya'nın şarkısının sözleri geliyor dilimin ucuna ister istemez. Hep sonradan gelir aklım başıma, hep sonradan sonradan. Yeah. <laughs> you